Merhabalar, Tukaş'la devam ediyoruz. Bunlar artık RTL haftalık yapıyorum. Şimdi Tukaş'ın günlüğü, bunu saatli alayım bir haftalık yaptığım için. Tukaş'ın saatliğinde bu grafikte devam ediyor, bu sıkışma da devam ediyor. Artık bir türlü buradan bir hareket çıkmadı, çıkamadı. İşte bu şu an 50 günün altında, bir 50 günün altına giriyor, bir üstüne çıkıyor ama birkaç gündür de altından bir türlü ayrılamadı. Aşağıda desteğimiz belli. Yani trendi aşağı kırdığı zaman burada tabii artık başka seviyeleri konuşuruz. 80 kuruş gibi bir marjı var bu üçgenin. Yukarıda 9.70'ler 80'ler kırarsa aşağıda 8'ler 7.90'lar konuşulur. Ama kırar mı? Vallahi bir fikrim yok. İstikrarla bu kadar daralan kağıt bu her zaman olacak bir şey değil. Tabii kağıdı mahvettiler. Patron kime sattı şimdi büyük hisseleri bilmiyorum. Yani buranın şişman parmağı kim? Ne yapmaya çalışıyorlar? Onu da bilmiyorum. Çünkü brüt takası olduğu için sadece bu kağıda en çok yani bir içeri bir dışarı yapabilen adamlar bunu trade ediyor şu an. Onların da trade'i 8.90, 9.10 maşallah 20 kuruşa ötleri kopuyor. İttir kaktır bazen böyle bir 9, 16, 15 yaptılar galiba bir gördüm bir gün. Şurada mı yaptılar 9.20'lere? 23 Haziran, Temmuz'da da sanki bir hareket oldu. 9-10, o da 29 Haziran'da olmuş. Yani 9.03 olmuş 1 Temmuz'da. Hani hiç neredeyse açacaklar, kapayacaklar gibi bir durum oldu. Maalesef çok üzücü. Size biraz güven de tabii bu şartlar altında zedelendi. Yani Tukaş'ta dediğim gibi değişen hiçbir parametre, hiçbir şey yok. İşte bir tek fabrika haberi var. Artık bir de bilançolar gelecek. Tabii o da Ağustos'ta bilançosu gelecek. Orada bir şey olur mu? Vallahi konserveci. Hani ne olur? Şimdi daha çok bir şeye bakmak lazım. Geçmiş bilançolara bakmak lazım. Ne kadar pozitif, negatif etkilenir bilemiyorum bilançodan dolayı. Tukaş için yani söyleyeceğim maalesef iyi bir şey de yok. Şu an kötü bir şey de yok. Bu tablo tam bir insanı bekletme, fıtık etme tablosu. Hani insan hakikaten çatlar böyle, sabrı çatlar. Trend düşüş, onu söyleyebilirim. Onun dışında sağlıklı bir şey söyleyemem. Ve daralma, bir sıkışma yani zaten görülüyor. Unuttuğum bir şey Tukaş için düşünüyorum. Unuttuğum bir şey yok. Şimdilik tüm söyleyeceklerim bu kadar. Umarım yani hafta içi falan bir hareket yaparsa bir video yaparım. Ama bakalım biz de izleyeceğiz, göreceğiz ne olacağını. Şimdilik bu kadar. Hepinize iyi pazarlar.